Hadi buyurun gene evimizdeki, elimizdeki malzemelerle içimize sinen şöyle doğal güzelliğin peşine düşelim. Kendimizi daha mutlu, daha güzel hissetmeye başlayalım. Geniş gözenek problemleri, özellikle lekeler varsa ve cilt tonunuz açılsın, daha beyaz olayım istiyorsanız, göz altında da kullanabileceğimiz tüyolarla beraber sunacağımız çok güzel bir maske geliyor. Küçük bir adet salatalığı aldım, yıkadım. Hemen ben yapım aşamasına geçtim bu arada. Önce onu bir rendeliyorum arkadaşlar. Küçük boy bir salatalık yeterli. İçerisindeki A, E vitamini sayesinde cildimi öyle güzel canlandırıyor, tazeliyor ki salatalık suyu. Hem de lekeleri açmada çok etkili. İçeriği biliyorsunuz su ile dolu. Cildimize gerekli nemi sağlayacak, o şişliği atacak göz altlarımızdan özellikle. Bakın o posa var ya, onu atmıyorum. İşte göz altları için kullanacağım kısım burası. İki eşit parçaya bölüyorum. Maskeyi uygularken göz altlarımı da ihmal etmeyeyim. Bu iki parçayı da göz altlarım için bir kenara aldım. Şimdi az önce salatalığın suyunu çıkartmıştık. Onu maskeye hazırlayacağım kaba 2 yemek kaşığı ölçüsünde ekliyorum arkadaşlar. Bu kadarını bir kenara aldım. Şimdi buna zerdeçal geliyor. Özellikle biz lekeleri gidereceğiz. Cilt tonumuzu açacağız ya bu maskede. Zerdeçal tabii ki lekeleri gidermede en etkili ürünlerden birisi. Çeyrek çay kaşığı kadar zerdeçalı koydum ve benim çok sevdiğim yağlardan biri sarı kantaron yağı. Bir çay kaşığı dolusu da sarı kantaron yağı ekledim. Yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tatlı badem yağı da olabilir. Şimdi karbonat geldi. Eğer diyorsanız ki benim cildim çok hassas, kullanmayın arkadaşlar. Ama diyorsanız ki problem yok, ben önce küçük bir test yaparım, sonra da hızlıca cildimi 2 ton açarım, bunu istiyorum diyorsanız ekleyin, siz bilirsiniz. Şimdi geldi Hindistan cevizi yağı. Biz bu maskeyi yaparken tamam beyazlayalım, lekeleri giderelim ama cildimizi de kurutmayalım. Bir yandan da bakımını yapalım, elastikiyet kazandıralım, kırışıklıkları da açalım. Yani biz hepsini tek bir maskeyle edinebilelim diyorsanız Hindistan cevizi yağı da ekleyin. Ama yoksa yerine pirinç unu da kullanabilirsiniz. Eğer evinizde Hindistan cevizi yoksa bu maskede biraz pirinç unu ilavesi de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdım çünkü Hindistan cevizi yağı hemen erimiyor. Dilerseniz ben mari usulü biraz ısıtıp da yapabilirsiniz ama gerek yok, böyle güzel karıştırın. Bu arada ellerime uygulamaya geçtim. Tahta kaşığın arkasıyla sürülüm çok güzel oluyor. Aynı zamanda böyle peeling özelliği de görüyor. Çünkü Hindistan cevizinin böyle az da olsa küçük küçük parçaları kaldı ya içerisinde. Onlar sürülürken ve benim kullandığım zerdeçal, aktardan aldığım çok doğal güzel bir zerdeçal olduğu için diğer zerdeçallar kadar toz halinde değil. O yüzden böyle peeling yapa yapa sürülüyor. Bir de böyle bir uygulama fırçanız varsa sürülüp çok daha güzel oluyor. O lekeleri sıyırma o kadar etkili oluyor ki, o yüzden mümkünse böyle bir aparat alın, sizde çok işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunu elimize uyguladık, yüzümüze uygulayacağız ama o arada ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup bildirimleri açıyor ve alt yazılardan da dilediğimiz dilde videoyu sesli veya sessiz izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yüzüme uyguluyorum. Boyun, dekolte bölgesine uygulayabilirim. Dikkat edeceğim tek bir şey var. Nedir? İçerisine karbonat ekledik arkadaşlar biz. O yüzden kesinlikle maskeyi göz altlarımıza sürmüyoruz. Ama videonun başında göz altlarımıza da uygulayabileceğimizi söylemiştim. İşte o hangi kısım? Salatalığın püresini ayırmıştık az önce. Maskeyi uygularken ben onu buzdolabına attım. Böyle bir 5-10 dakika maskeyi uygularken onu bekletiyorum. Göz altlarımı ihmal etmeyeceğim, o şişkinliği, o koyu renk halkaları gidermek için onu da kullanacağım. Önce şu maskeyi tüm yüzüme bir güzel fırça yardımıyla süreyim. Burun üzerindeki siyah noktaları, çenedeki o fazla yağ atayım ki orada böyle siyah noktalar olmasın, sivilceler olmasın. Fazla yağ aynı zamanda böyle gitsin. Peeling yaparak da ölü hücreyi bir güzel atayım. Cildimi arındırıp canlandırabileyim arkadaşlar. İşte bakın
Maskeyi uyguladım ya, şimdi göz altlarıma müdahale etme zamanı. Ne yaptım? O salatalıkları bu şekilde bir 5-10 dakika beklettikten sonra maske yüzümdeyken gözlerimde bekletmeye başladım. Evet, salatalık karbonat maskesi tüm yüzümde 15 dakika kaldı ve sonra onu önce ılık sonra soğuk suyla yıkadım ve nazikçe kuruluyorum. Bakın, eğer benim gibi açık tenliyseniz, cildiniz biraz hassas ise böyle karbonatlı maskeler sonrası, bakın görüyorsunuz, böyle küçük kızarıklıklar olabilir. Telaşlanmayın. 5 dakika, 10 dakika bekleyin. Sonra o sönecek, geçecek. Son aşamada ne yapalım? Tam bir nemlendirme yapalım. Kendi yaptığımız güzel kremlerden de birini seçelim. Aloe veralı krem çok güzel yatıştırır karbonat kullandığımız maskeler sonrası. Ben aloe vera ile hazırladığım kremlerden birini seçtim. Oynatma listemizden doğal kremler bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi kremi sürüp bırakmadım. El derimledi bir güzel o kremi daha derin temas edebilmesi için, daha alt dokuya geçebilmesi için masajda da bu şekilde yediriyorum. Masaj aparatlarından, masaj aletlerinden de kullanabilirsiniz. Ama böyle aşağıdan yukarıya doğru elinizi kaldırmadan hızlı bir şekilde masajınızı da yapabilirsiniz. Oh, mis gibi oldu. Cildimizi bir güzel temizledik. Ardından nemlendirdik arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Bugün de salatalık karbonat maskemizi çok etkiliydi. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü verdiğim ölçülerle yaptığınızda hepsi bitmiyor. Dilerseniz bunu tekrar kullanabilirsiniz ama dirseklerde, ellerde, koltuk altında kullanabilirsiniz. Tüm boyun, dekolte ve dizlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok fonksiyonel, yani birçok alanda kullanabileceğiz. Çünkü aydınlatacağız cildimizi, tertemiz yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi sadece geniş gözenekler, lekeler, güneş lekeleri ve cilt beyazlatmak için, göz altındaki lekelerden, koyu renk halkalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda koltuk altındaki o deforme olmuş dokuyu canlandırmak, dirseklerimizdeki, bacaklarımızdaki, dizlerimizdeki ve koltuk altındaki o lekelenmeleri gidermek için, yani tüm vücutta uygulayabileceğimiz, göz altlarına sürmeden yapabileceğimiz süper bir maske yaptık arkadaşlar. Umarım siz de kullanır, kısa zamanda güzel sonuçlar elde edersiniz. Daha aydınlık güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hello my friends, in this video I have used cucumber and carbonate to whiten my skin and get rid of acne scars very quickly. It really works. So don't share the video with your friends that you don't want them to be more beautiful. Take care. Love all of you. Bye bye.